Herkese merhaba, ben diyetisyen Simge Bülbül. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olursanız çok sevinirim ve şimdiden teşekkür ederim. Bugün size yazdan çıktık, kilo veremedik, kilo aldık ya da zaten kilom vardı, o kiloları vermek istiyorum deyip daha sonra da diyet yapmadan kilo vermek istiyorum ama bir yandan da yorulmak istemiyorum, hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorum diyen kişiler için bu videoyu çekiyorum. Aslında şu noktaya değinmek istiyorum. Benim bu vereceğim öneriler zaten bizim diyetlerde uyguladığımız şeyler. Ama toplum olarak diyetlere karşı bakış açımız maalesef çok olumsuz. Çünkü diyetleri çok katı, çok kısıtlayıcı, zevksiz bir şeymiş gibi görüyoruz. Ama bizim diyet dediğimiz şey sağlıklı ve dengeli beslenmekten ibaret bir şey. Yani biz yeri geldiğinde gofretimizi de yiyeceğiz, yeri geldiğinde hamburgerimizi de yiyeceğiz, mantımızı da yiyeceğiz. Ama yeri geldiğinde sebze yemeğimizi de salatamızı da yiyeceğiz. Biz bunları hayatımızda dengeye oturttuğumuzda zaten vücudumuz da bize eşlik edecektir. Ve ona göre kilosunu, dengesini, yağ oranını, kas oranını kendi kendine zaten ayarlayacaktır. O yüzden lütfen diyete bakış açımızı birazcık olumlu yöne doğru çevirmeye çalışalım. Çünkü diyet dediğimiz şey kesinlikle detokslardan, kürlerden ibaret değil. Bunlar birazcık daha popüler şeyler olduğu için ortada diyebilirim. Şimdi size kolay kilo vermenin noktalarından bahsedeceğim. Birinci noktamız farkındalıklı olun. Farkındalıklı olmaktan kastım aslında şu. Mesela üzgünsünüz ya da çok çok mutlusunuz ve hemen eliniz bir çikolataya gitti. Ya da eliniz hemen kolaya gitti ya da fast food'a gitti. Her ne ise sevdiğiniz şey. Siz bu durumlarda aslında birazcık daha fark edebilirsiniz. Yani ben mutluyken bir şey yiyor muyum? Ben üzgünken bir şey yiyor muyum? Ya da ben hangi durumlarda fazla yiyorum, çok kalorili besinler alıyorum diye düşünebilirsiniz. Ayrıca şunu da düşünebilirsiniz. Atıyorum bir akşam yemeği yiyorsunuz. Akşam yemeğinizde ne kadar yağ kullanıyorsunuz? Ne kadar ekmek tüketiyorsunuz? Çok mu pilav tüketiyorsunuz? Bunlara bakabilirsiniz. Ya da gün içerisinde ne kadar sıklıkla yemek yiyorsunuz? Az mı yiyorsunuz? Çok mu yiyorsunuz? Ya da bir alışkanlık olmuştur sizde ve o alışkanlığı bırakamıyorsunuzdur. Atıyorum her akşam siz televizyonun karşısında patlamış mısır yiyorsunuzdur. Ya da her akşam böyle çeşit çeşit meyve yiyorsunuzdur. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Burada farkındalık gerçekten çok önemli. Umarım bunu açıklayabilmişimdir. Bir diğer noktamız günde en az 2 litre su içmek. Eğer bir hastalığınız yoksa, özellikle böbrek hastalığınız yoksa günde en az 2 litre su içmenizi kesinlikle öneriyorum. Çünkü vücudumuzun %60-65'i sudan ibaret. Ve bizim organlarımızın çalışabilmesi için, hücrelerimizin çalışabilmesi için, metabolizmamızın çalışabilmesi için suya ihtiyacımız var. Biz ne kadar çok su tüketirsek organlarımız da o kadar dengede çalışmış olacak. Bu sayede de biz yeterli miktarda yiyorsak, atıyorum sağlıklı besleniyorsak ama su tüketimimiz azsa vücudumuz da su tüketimiyle birlikte dengeye gelecek ve bu şekilde yağ yakımınıza destek olabilir ve vücudunuz düzene girebilir. En önemlisi de bu, bağırsak hareketleriniz artabilir, kabızlık sorununuz varsa bunu çözer ve bu şekilde de sizin yine hafiflemenize yardım eder. Bu da sizin yine hızlı kilo vermenize yardım etmiş olur. Bir diğer noktamız ara öğün yapmak. Ara öğün yapmak kesinlikle ve kesinlikle çok çok önemli. Bu aralar biliyorsunuz ki aralıklı oruç diyeti çok popüler. Ben de bunun hakkında videolar çektim. Onun da linkini yukarıya bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz nasıl bir diyetmiş. Benim burada anlatmak istediğim, genelde aralıklı oruç bu aralar popüler, ara öğünsüz bir diyet türü. Fakat ben ara öğün öneriyorum. Özellikle yağ yakımı için. Çünkü öğünlerin arasındaki saat ne kadar artarsa aslında metabolizmamız da o kadar yavaşlıyor. Evet, açlıktan dolayı kilo vermemiz oluyor. Fakat ara öğün yaptıkça metabolizmamızın çalışma hızı da artmış oluyor. Aynı zamanda ihtiyacımız olan besinleri de ara öğünlerle karşılamış oluyoruz. Mesela ana öğünlerde doyduk ve artık yiyemeyeceğimizi hissettik. Fakat hala bizim gün içerisinde protein ihtiyacımız olabilir, karbonhidrat ihtiyacımız olabilir, yağ ihtiyacımız olabilir. Bunları karşılamak için de ara öğünlere başvuruyoruz. Ve ara öğünlerden aldığımız karbonhidrat, protein, yağlar, mineral, vitaminler bizim yine vücudumuzun çalışmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda metabolizmamızın çalışmasına yardımcı oluyor. Metabolizmanın çalışması da demek, yağ yakımının hızlanması demek. O yüzden
ara öğün yapmayı lütfen ihmal etmeyelim. Bir diğer noktamız da yavaş yemek. Yavaş yemek yemek çok önemli aslında. İki sebebi var. Birinci sebebi, bir besini, özellikle karbonhidratlı bir besin yiyorsak, atıyorum patates gibi, sıcakken yemek patatesin glisemik indeksinin artması demek. Glisemik indeksinin artması da bizim kan şekerimizi arttıran bir unsur ve bizim diğer öğünlerde de daha fazla bir şeyler yemek isteğimizi arttıran bir şey. O yüzden atıyorum önümüze bir tabak geldi ve biz bunu sıcak yemek istiyoruz ama birazcık soğumasını beklersek hem patatesin atıyorum glisemik indeksi düşmüş olur, hem kan şekerimizi hızlı yükseltmemiş olur, hem de biz o yiyeceği yavaş yavaş yemiş oluruz. Çünkü sıcak olunca ne oluyor? Üflüyoruz. Hemen yemeye çalışıyoruz ki bir an önce gitsin. Bu da bizi acele ettiriyor. Biz bunu istemiyoruz kesinlikle. Bir diğer sebebi de midemize besin geldiğinde tokluk sinyalleri beyne 20 dakikada gidiyor. O yüzden de biz hızlı hızlı yemek yediğimizde aslında beynimize tokluk sinyali erken gitmiyor. Bu sebeple de biz ne kadar hızlı yersek aslında porsiyonunda o kadar çok yemiş olacağız. Mideniz dolmadı. Dolmasını istiyorsunuz. Çünkü tok olmanın midenin dolduğu hali zannediyorsunuz. O yüzden de birinci tabağınız bitti. Baktınız midemde olmadı. İkinci tabağa geçiyorsunuz. Yavaş yemenin en önemli özelliği de aslında mideniz dolmadan kalkmak. Yani doyduğunuzu hissetmek. Tokluk sinyallerinin beyne gitmesini sağlamak. Hem az yemiş olursunuz, hem yemeğin tadını çıkartmış olursunuz. Yemeğin tadını bile çıkartmıyoruz aslında hızlı yemek yerken. Yemeğin tadını çıkartmış olursunuz. Aromasına bakmış olursunuz. Yemekten daha çok zevk almaya başlarsınız. Bu da sizin yine hızlı kilo vermenize yardım etmiş olur. Bir diğer noktamız düzenli uyku saati oluşturmak. Yapılan araştırmalar aslında bize şöyle bir şey söylemiş. Düzensiz uykusu olan kişilerin açlık hormonlarının gün içerisinde arttığını, tokluk hormonlarının azaldığını söylemişler. Böyle olunca da uyku aslında bizim yine hormonlarımızın dengelenmesine yardım eden önemli bir etmen. Bunu fark etmiş oluyoruz. Siz ne kadar düzenli uyursanız, günde bazı kişiler için 8 saat, bazı kişiler için 6 saat, bu sizin vücudunuza kalmış bir şey. Ama düzenli uyku, her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmak ya da aynı sürede uyuyup uyanmak aslında vücudumuzda tokluk hormonlarının düzenlenmesine yardım ediyor. Bu yüzden de eğer düzenli uyursanız tokluk hormonlarınız gün içerisinde dengede kalmış olacak, açlık hormonunuz da azalmış olacak. Bu da sizin aç hissetmenizi azaltan bir durum olacak. O yüzden uykuya da önem verelim. Bir diğer noktamız ise kesinlikle hareket edin. Ne olursa olsun hareket edin. İster dans yapın, ister koşu yapın, yürüyüş yapın, ister spor salonuna gidin, ister evde yapın. Ama muhakkak vücudunuzda kan akımını hızlandıracak ve kaslarınızın çalıştığını hissedecek bir spor yapın. Vücudumuzda kan akımı oluştukça tokluk hormonlarımızın da yine dengelenmesine yardım ediyor. Açlık hissimizi azaltıyor. Hem de enerji harcamış oluyoruz. Bu da bizim kısa sürede kilo vermemize çok 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 yardımcı olan bir etmen. Lütfen sporu da hayatımıza dahil edelim. Ve son noktama gelmek istiyorum. Meyve sebzeyi arttırıp paketli gıda tüketmemek. Meyve sebze neden arttıralım diyorum. Meyve sebzeler bize vitamin, mineral, lif sağlıyor ve su almamızı sağlıyor. Vücudumuzda yine işlevi olan önemli besinlerden birisi. Ara öğünlerimize ekleyebiliriz. Bir diğer nokta da paketli gıda tüketmemek. Paketli gıdaları tüketmemeyi şöyle söylüyorum. Çoğu paketli gıda aslında hem kimyasal içeriyor, sağlıksız olduğu için önermiyorum. Aynı zamanda çoğu paketli gıdada sodyum minerali bulunuyor ve sodyum da aslında tuz demek. Biz ne kadar çok paketli gıda tüketirsek sodyumu da o kadar çok almış oluyoruz. Ve sodyum da vücudumuzda fazla olduğunda ödeme sebep oluyor. Bu da bizde yine bir kilo artışı olarak gözüküyor. Biz eğer kilo vermek istiyorsak olabildiğince paketli gıdayı az tüketerek az sodyum almış, az tuz almış olalım. Bu şekilde de yine hızlı bir şekilde kilo vermiş oluruz. Gördüğünüz gibi diyet de aslında bunların tümünden oluşuyor. Küçük farkındalıklar, küçük adımlar, küçük değişiklikler hepsi bir arada bize sağlıklı beslenmeyi öğretiyorlar.
Yapması oldukça kolay. Bunları deneyin. Belki çoğunu duydunuz ama uygulamaya geçmediniz. Ve uygulamaya geçmek için hazır olmayı beklemeyin lütfen. Çünkü hazır olmayı bekledikçe o hazır olma süresi gelmiyor. Ve zaman geçiyor. Ve siz kilo vermek istiyorsunuz. Bu döngüde dolaşıp durursunuz. O yüzden bir başlayın. Başladıkça zaten siz devamını getirmek isteyeceksiniz. Siz bunu alışkanlık haline getirdikçe aslında vücudunuz size uyum sağlayacak. Vücudunuz uyum sağladıkça siz ona uyum sağlayacaksınız. Ve bu döngü şeklinde aslında sağlıklı beslenme düzenini hayatınıza geçirmiş olacaksınız. Ve kilolarınız da hop diye gitmiş olacak. Umarım güzel anlatmışımdır. Umarım size yararı olur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İstediğiniz videolar olursa da lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.